Dostlar selamlar. Almanya'nın Köln şehrinden hepinize selamlar. Aracımızı kapatalım ki güzel bir yolculuk yapacağız. Şöyle anahtarımı görün istiyorum. Usta şoförden hediye. Şimdi dostlar kontrolümüzü gerçekleştirelim. Abi normalde gitmeyecektim. Yağmur var falan. Ama gitmek istiyorum çünkü birazcık şişe topladık abici. Şişe. Şöyle nereden baksam bir 15-20 adet şişe var. Bunları götürüp okutmak istiyoruz. Tanesi 25 cent. Melenkov. Melenkov. Şu an bulunduğumuz yer Almanya. Köln Melenkov. Burada firma dorselerini buraya getiriyor. Burada değerlendiriyor. Buradan alıyor başka yere arkadaşlar götürüyor falan. İşte Belçika, Hollanda falan filan. Şimdi videoya böyle bir giriş yaptıktan sonra size bu videonun Almanya'da konuşarak video çektim. İlk video olması özelliği sebebiyle de ayrı bir hava katmak isterim. Çünkü abi bir ay oldu. Bir aydır ben ne video çekebiliyorum, ne kamera karşısına geçip konuşabiliyorum, ne kafama göre bir video çekebiliyorum. Çekemiyorum. Sebebi? Sebebi tamamen çift şoför. Ama bunu aşabilir miydik? Tabii ki aşabilirdik. Ben biraz çekindim abilerden. Sağ olsun abiler de çok önemli olmak istemedi. Çünkü ya boş ver ya videoyu, sen yolları ezberle falan dediler. Ben de olur dedim, Gökhan sen keyfine bak kardeşim. Eninde sonunda sen bu videoları çıkartırsın dedik. Bugün cumartesi dostlar. 12 Ağustos 2023 günlerden cumartesi ve Almanya'da tırların yasak saati var. Biz o yasak saatine istinaden kımıldayamıyoruz yerimizden. Ne yapalım? Usta şoförüm arkadaşı geldi, götürdü. Bize de gezmek, tozma kaldı. Hemen şöyle arka tarafında Ren Nehri var arkadaşlar. Almanya'yı, kocaman Almanya'yı böyle baştan sona yaran Ren Nehri var. Biz o nehirde gezinirken etrafında falan böyle tenekeler, kutular. Ya baktık ki abicim boşta duran ürün var. Ve yağmur. Ve yağmur. Affetmiyor bu yağmur. Ağaçlar zaten efsane. Bu yolun ben müptelası oldum. Çok güzel bir yerde yattık dün akşam. Yani burada yattık. Efsane bir yol. Ve bisikletiyle gelip geçenler de geçti. Gördünüz. Kaç yaşında desem tahmin ediyorum. Belki 65-70 yaşında bir bayan. Maşallah. Maşallah. Yani insanlardaki disipline bakın. Şöyle bir göstereceğim. Karşıda da abim geliyor. Ya burada akıl alır gibi değil abi. Yani
koşan, yürüyen, zıplayan, köpek gezdiren, ya tırcı abilerimizden alkol alan, yemek pişiren, ya hangi olayı anlatayım sana? Çok güzel, acayip doğası var, acayip ortamı var. Ve güzel kardeşlerim, burada bir ayda benim 6. seferim olabilir. Ve hep Almanya, Türkiye gittim geldim. Çoğu kez Bulgaristan'da şoför değiştirdik. Ben başka usta şoför yerine geçtim. Başka usta şoförün yanına nakledildim. O abiyle Bulgaristan'dan tekrar Almanya'ya geldim. Öyle öyle seferlerim oldu. Ne diyelim arkadaşlar, yani ben derin bir nefesle çektiysem sebebi şu. Çok güzel abi. Bak gerçekten diyorum, çok güzel. Yaşadık, gördük. Ve marketine gidiyoruz. Birazdan marketinden de görüntüler veririm ama beni marketin fiyatıyla falan hiç alakam yok da. Ben böyle ormanı, doğası, şimdi bak kamerayı dışarı döndürüp o görüntüseli size hissettireceğim. Ya kardeşim bak, şimdi bak şu ağaç hiç olmasın, tamam mı? Hiç olmasın. Nereden baksam 70-80 yıllık bir ağaç. Ya 70-80 yıl önce bu adamlar bu ağacı bu şekilde nizami dikmeyi başarabilmiş bir disiplin var adamda ya. Basit, sadece basit bu kadar düşün ya. Diyorum ki ya 70-80 yıl, lan Türkiye Cumhuriyeti 95 yaşında ya. Ya işte hayran kalıyorsun, disiplinle hayran kalıyorsun. Hele o Ren Nehri'ni biraz araştırdım böyle. Adamlar Ren Nehri üzerinde neler neler yapıyor, ne taşımacılıklar yapıyor, ne böyle girinti çıkıntı yapmışlar, kendilerine küçük küçük limanlar yapmışlar. Ulan diyorsun ki adamlar, abi limanı bile yapay, limanları yapay ama yani toprağa eşmişler, Ren Nehri'ni oraya yönlendirmişler, gemiler oraya girip çıkıyor. Tamam, bizdeki limanlar da gemi yanaşıyor Türkiye'de Kadıköy Limanı'na. Malını boşaltıp gidiyor. Doğal bir limanı biz sağını solunu betonlamışız. Burada adamlar özellikle Ren Nehri dolsun diye geniş geniş alanlar yaratıp, bunu da size ispatlayabilmem için harita bilgisi ve uydu görüntüsü falan koymam lazım. Koyarım abi. Araştırır onu da koyarım. Maksat hani bu çocukla anlatıyor olmasın. Görselle gösteririm. Bugün buraları gezmiştim. Burada ürünler, bu gördüğünüz şişeleri orada buldum. Şöyle kamerayla şöyle yapalım. Ve çok şükür bugün yağmur da yağmaz da güzel, böyle bir Almanya'da güzel göstereceğim yerler çıkar karşıma. Çeker atarım. Dediğim gibi böyle konuşarak, yürüyerek, kendimi çekerek ilk vlog olsun. Dostlar, 550 kişi takip etmiş. Bu zamana kadar destek vermiş. Bunlar çok hoş şeyler. Gerçekten çok güzel şeyler. Ben istiyorum ki büyüyelim, çoğalalım. Samimiyet kazansın. Biz elimizden geleni zaten yapacağız. Bak. Bak gördün mü? Adam sağa dönecek, elini sağa koyuyor. Vay anasını sayın seyirciler ya. Bana göre sağydı, adama göre soldu tabi. Bak. Ule, ule diyor. Köpek orada. Burada tırcı abiler park haline, köşelere, bucaklara park etmişler. Yani bana sorsanız ben bu kamerayı kapatasım yok, biliyor musunuz? Ama hep aynı yeri görmenizi istemiyorum. Doğasıyla, havasıyla Almanya sizlerle sevgili dostlar. Garipsediğim, efsane dediğim şeyler var. Mesela şu biçimsiz taşları hemen hemen her köşeye, her bucağa koymuşlar. Ya biçimsiz taş abi bu, yani buraya taşı koymuşsun. Tamam, bir barikat olsun diye koymuşsun da biçimsiz taşı nereden buldun mübarek sen?
Burası aynı zamanda bisiklet ve yürüyüş yolu da. Biz ne yapıyoruz? Yürüyoruz. Arkamızdan da bisiklet falan gelirse sonra patlamayalım. Hemen solumuzda Ren Nehri akış yönü bu taraf. Bir 2,5 kilometre yolum var. Aldi ve Lidl diye iki ayrı mağaza. Bizim A101 ile Şok gibi düşünün ya da A101 BİM gibi düşünün. Gidip orada birazcık fiyat bakınıp bunları da okutayım da en azından 5-10 kuruş cebimize para geçsin. Bedavadan para abi, ne olacak? Bu güzel doğada olabilecek en güzel şey yürümekmiş. Ama aklımdakini söyleyeyim. Aklımdaki kesinlikle, kesinlikle abi, katlanan bisiklet. Diyeceksin ki o nasıl olacak? Bu işin sonu dostlar, bir 7 ay sonra falan dorsecilik. Yani Türkiye'de biraz önce gösterdim ya, tırlar işte, çekiciler böyle arka arkayaydı. Onlar gibi biz de herhangi birinde biz yaşayacağız. 3 aylık, 3'er aylık periyotlarda dorsecilik var. O dorsecilik zamanında aklımdaki en büyük fantazi kesinlikle şu olacak. Abi ben full ekipman, bak şimdi buradan söylüyorum, full ekipman katlanan bisiklet yapacağım kendime. Kaskım falan didimde vardı, bisiklet tişörtlerim didimde vardı. Onları da çekerim abi bu tarafa ve mükemmel bir Almanya'yı bisikletle turlama fantazim var. Bu da beynimde zamanında çok öncesinden beri yer etmişti. Bu hayali de gerçekleştireceğim. Bu hayali fazlasıyla gerçekleştireceğim. Yapan arkadaşlar var görüyorum. Ama onlar böyle sanki o bisikleti şey gibi kullanıyor. Nasıl diyelim ona? Beni markete götürsün getirsin yeter abi. İşte 80 euroya ikinci elden bulmuş onu kullanıyor. Yok. Aklımda marka söylüyorum, Dahon. Dahon'un bir modeli var. Onu bulursam acımayacağım paraya. 1000 euro, 1500 euro acımayacağım. Acımayacağım o bisikleti, kesinlikle katlanan bisikleti çekeceğim altıma. Sonra ekipmanı dolduracağım içine. Hadi baba. Vur. Nereye gitmek istiyorsan git. Burada arkadaş yok. Dost yok. Kimse yok. Bir başınasın. O bir başına olmayı öyle bir eğlenceli hale getireceğim ki. Bunu da sizlerle yaşayacağız dostlar. Beraber büyüyeceğiz. Samimiyet kazanacak. Çoğu kardeşime yol göstermek istiyorum. Çoğu kardeşimi bu yola teşvik etmek istiyorum. Abilerimi, ablalarımı, küçük kız kardeşlerimi kesinlikle bu yolda bir şeyler öğreterek onlara yeni yerler, yeni ufuklara yelken açtırmak istiyorum. Bu benim hedefim, gayem, amacım. Ben küçücük bir gönüle bile dokunursam bu benim için çok büyük bir mutluluk olur. Bu benim mottolarımdan, sözlerimden biridir. O yüzden sizlere kucak dolusu selamlar. Anahtarı da bırakamıyorum. Bu anahtar benim hayatım şu an. Selamlar. Görüşmek üzere. Sevgili dostlar, sonunda hayallerime kavuştum. Transport işinde başladım. 3. seferimdeyim. Tabii bunların anıları gelecek. Ve Almanya'dan herkese selamlar. Hayallerime ulaştım. Darısı sizlere inşallah.
Haberleşiriz. Şimdi dostlar, garip olan şey şu, tüylerin diken diken, su, balıklar, bu ördekler, abi ağaçların kökleri, ya memleket Almanya'ymış, onu anladım. Yaşayacağım yer de burasıymış. Bir hayalimiz oluştu, bakalım. Şeyin alt tarafı işte, Kaufland'a girdik ya biz seninle. Kaufland'a az geçince demir yolunun altından geçiş var. Yanında şeyin, nehrin kenarındayım. Tamam.